1. Albus Dumbledore aslında Harry Potter'ın büyük büyük amcasıdır. Bu, Harry Potter ve Lanetli Çocuk adlı tiyatro oyununda ortaya çıkan bir gerçektir. Oyunda Harry'nin oğlu Albus Severus Potter zaman döndürücü kullanarak geçmişe gider ve Voldemort'un kızı Delphi ile karşılaşır. Delphi, Voldemort'un babası Pervicale Dumbledore'un Azkaban'dan kaçtığını ve başka bir kadınla evlendiğini söyler. Bu kadın, Harry'nin büyük büyük annesi olan Elphoma Potter'dır. Böylece Dumbledore ve Harry arasında kan bağı olduğu anlaşılır. 2. Albus Dumbledore aslında ölmemiştir. Bu Fantastik Canavarlar serisinin ikinci filmi olan Grindelwald'un suçlarında ortaya çıkan bir gerçektir. Filmde Credence Barbon adlı bir karakterin aslında Aurelius Dumbledore olduğu ve Albus Dumbledore'un kayıp kardeşi olduğu söylenir. Bu büyük bir sır olarak saklanmıştır. Dumbledore kardeşinin hayatta olduğunu bilmemektedir. Bu büyü dünyasını sarsan bir gelişmedir. 3. Albus Dumbledore Melez Prens kitabında Severus Snape tarafından öldürülmüştür. Bu Harry Potter serisinin en şok edici olaylarından birisidir. Ancak Dumbledore'un ölümü planlı bir eylemdir. Dumbledore zehirlenmiş olan elini kurtarmak için Snape'ten kendisini öldürmesini istemiştir. Böylece Snape Voldemort'un güvenini kazanmış ve Harry'i korumaya devam etmiştir. Dumbledore'un cesedi Hogwarts'ta düzenlenen bir törenle gömülmüştür. 4. Albus Dumbledore Gellert Grindelwald ile yakın bir arkadaşlık kurmuştur. Grindelwald karanlık büyücü olmadan önce Dumbledore ile birlikte felsefe taşını ve ölüm yadigarlarını aramıştır. Ancak ikiler arasında çıkan bir düello sonucu Ariana Dumbledore ölmüş ve Dumbledore ile Grindelwald arasındaki dostluk bitmiştir. Dumbledore, Grindelwald'un 1945 yılında yenerek onu Narmengard hapishanesine göndermiştir. 5. Albus Dumbledore, ejderha kanının 12 farklı kullanım alanını bulmuştur. Bu, onun simya konusundaki yeteneğini göstermektedir. Ayrıca Dumbledore, felsefe taşının yaratıcısı olan Nicholas Flamel ile yakın bir dosttur. Flamel, Dumbledore'a felsefe taşını emanet etmiştir. 6. Albus Dumbledore, Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın kurucusu ve lideridir. Zümrüt Anka Yoldaşlığı, Lord Voldemort ve ölüm yiyenlere karşı savaşan bir direniş grubudur. Dumbledore, yoldaşlığın üyelerine güven veren ve onları cesaretlendiren bir kişidir. Dumbledore'un patronusu da Zümrüt Anka koşudur. 7. Albus Dumbledore, Harry Potter'ın koruyucu ve akıl hocasıdır. Dumbledore, Harry'nin Voldemort tarafından öldürülen anne ve babasının arkadaşıdır. Harry, Dursley ailesini bırakmış ve onun büyücü olduğunu söylemiştir. Harry, Hogwarts'ta okurken de Dumbledore'un rehberliğini almış ve onun sayesinde birçok tehlikeden kurtulmuştur. Dumbledore, Harry'ye ölüm yadigarlarını ve Voldemort'un hortkuluklarını anlatmıştır. 8. Albus Dumbledore, Hogwarts'ta Gryffindor binasında okumuştur. Okulda çok başarılı bir öğrenci olmuş ve birçok ödül kazanmıştır. Ayrıca başkalaşım profesörü olan Albus Dumbledore, Hogwarts'ta müdür olmadan önce öğretmenlik yapmıştır. 9. Albus Dumbledore, yarı safkan bir büyücüdür. Annesi Kendra Dumbledore, babası Pervicale Dumbledore ve kardeşleri Aberforth ve Ariana Dumbledore ile birlikte yaşamaktadır. Ancak Ariana henüz 6 yaşındayken 3 Muggle tarafından saldırıya uğramış ve büyü yapamaz hale gelmiştir. Babası da intikam almak için o Muggle'ları öldürmüş ve Azkaban'a gönderilmiştir. Annesi de Ariana'nın kontrol edilemez büyüsü yüzünden hayatını kaybetmiştir. 10. Albus Dumbledore'un tam adı Albus Percival Wolfgang Brian Dumbledore'dur. Bu isimlerin hepsi Latince kökenlidir ve farklı anlamlara gelir. Albus, beyaz. Percival, delikanlı. Wolfric, kurt hükümdarı. Brian ise yüce ve Dumbledore ise yaban arısı demektir. Evet millet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.